Şöyle kenarlarını alıyorsun değil mi Allah? Hı. İki harf bile yokmuş. Hı. Bak özel bir şey yok. Tertemiz vallahi. Yok yok tertemiz çok güzel. Tertemiz şuna bak. 5 liraya vallahi bedava. İyi. Allah razı olsun oğlan da. Aynen. Getiriyorum da. Arabasıyla oradan kim pazardan o? Da alıymış. Bizim Yeter yenge var. Nazım amcam biliyor musun? Hı. Onun damadı. Allah razı olsun. Hı hı. Durmuş abi biliyor musun? Mübarek. Onun nerede damadı. Bu ya? Sağ ne? Olsun. Nerede büyümüş? Hay Allah, hay. Aa, daha ortada mı var? Birazcık bu beklemiş herhalde. Bilmiyorum ki. Beklemeyen daha bir şöyle papatya gibi oluyor. Kız yengesi, yok, pazara topluyorum, pazara getiriyorum. Efendim Amine. Kız kolay olsun. Mı? Bak Filiz'in böyle kenarlarını alıyor. Ablamın yüzümden bu yemeziyor. Hiçbir şeyle uğraşma. Bunlar yıka hemen... sıcak sudan böyle sok, hemen kavanozlara alıyor. Bas. İnternete baksın, YouTube'a baksın kızım. Ha, tamam. YouTube'dan baksın. Ben sana göstereyim. Bunları kavanoza... Evet arkadaşlar kanalımda, hoş geldiniz bugün. Buraya ne mantarı yapıyoruz hala? Ne mantarı yapıyoruz? Saçak, saçak. Saçak mantarı yapıyoruz. Saçak mantarı aldık. Ilgaz'dan burada bir taraftan... Bunu gösterme. Tamam, göstermiyorum size. Temizleniyor burada. Şöyle kenarlarını alıyor halam. Halamgil de bize Hızır gönderdi. Evet, Allah gönderir. Allah annem Allah güzel Allah birisi olduğu için gönderir. Ben dedim ekmeğini yedim, içine yedim dedim, bir gideyim dedim. Allah razı olsun. Allah olsun. Razı olsun kızım. Allah razı olsun. Siz kim, biz ben kimiz? Kimsenin içinde şey yapmam, helallaşmamız hı lazım. Bir varmış, bir yokmuş. Evet. İnsanlar bir anlık. Bir anda bakmışsın ki aa, bugün hocam buradaydı, bugün de bakmışsın Zeli halan ölmüş. İşte. Allah. Allah'ım sen yardımcımız ol. Halamla annem böyle temizliyor. Burada da böyle suya ısladık. Koyduk. Tamam hanım. Herkesin anına yazmış oluyor. Şurada su kaynıyor. Şimdi burada kaynatıp alacağız. Şuradan da ışığını yapayım. Karanlık görünüyor mu? Halam burada. Şimdi biraz ıslattık. Şöyle bir saat kadar kaldı. Şimdi halam orada yıkıyor. Ayıklayıp kaynar suyu içine atacağız. Tamam. Bakayım ben şöyle yine aralarına bak. Aralarından çöp çıkıyor çünkü. Tam budaktı şey kalmadı. O gün ben Nevşehir'e gittik. Belediyenin şeyi vardı, havuzu vardı. Çöp çıkıyor. Dedim ki, aralarında. Dedim ben dedim o havuza gidelim dedim. Bir güzelim dedim. Ozaklı'ya. Onlar biliyor Ozaklı'ya. Biz Ozaklı'ya gittik. Ha, Ozaklı'ya gidelim. Şimdi bunu da böyle suya atıyorum. Yok hala. Biraz bekle. Çok şey yapmasın. Tamam. Şimdi bunlar bir saat, burada bir saat bekletiyorsunuz arkadaşlar suda. Sen belediyeye git. Gördüğünüz gibi su böyle çıkıyor. İkinci suyu bu. Bir taraftan da orada. Halam tekrar yıkıyor birkaç kez. O da gidince biz doldurduk. Tepeye kadar çıktı. Ben yüzmeyi bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Rabia dedim şöyle gidelim. Rabia'yı da götürdük. Rabia bizim onu da götürdük. Çok güzel. Allah dostum. Onu da götürdük. Onu da götürdükten sonra ben içeriye bir anda bir girdim ki böyle lık. Evet arkadaşlar ben şimdi annemden geldim. Orada sesten pek çekim yapamadım. Kısa bir çekim yaptım size böyle temizlenirken mantarı. Annemle birlikte 10'ar kilo aldırdık sağ olsun bir akrabamız Ilgaz'dan, Çankırı Ilgaz'dan getirtirdi. Ilgaz'da Kastamonu'da bu mantarı bilirler. Ankara'da da çok bilen var. Saçak mantarı diye geçiyor. Biz küçükken böyle alırdık. Annem buzluğa koyardı. Canımız istediğinde böyle çıkarıp yerdik soğanla kavurup da. Gerçekten etten lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Hatta İstanbul'da oturduğum zamanlarda bir kere pazarda bulmuştum. Öyle alıp yemiştik. Ondan sonra da zaten denk gelmedi İstanbul'da. Şimdi burada da Ilgaz'da da satıldığını duyunca bu sene çokmuş. Aldırmak istedim. Denk geldi. Allah razı olsun. Onlar da alıvermişler. 10'ar kilo aldık. Şimdi böyle ısladım. Orada da halam vardı. Halam senelerdir yapar. O da anneme yardım etti. Sağ olsun bana da yardım ettiler bunları temizlemede. Nasıl yaptığına baktım. Şimdi çocukları yatıracağım eve geldim. Daha doğrusu çocuklar yattılar. Ben de bunları biraz ıslı dursun. Daha sonra yapacağım. Çünkü mantar fazla beklemeye gelmiyor. Hemen yapılması gerekiyor kurtlanmaması için. Tek tek de bakıp temizleyeceğim. Önce ben zaten temizlemesini size orada gösterdim. İri iriydi böyle. Saçak halinde. Böyle ayırdılar. Şu başlarını şöyle temizlediler. Beyaz hali geldi böyle.
beyaz haline geldi yani. Daha sonra işte ben bunu ayırdım. Evde yapmak istemedim. Annemlerde yapmak istemedim, burada yaparım diye. Şimdi getirdim, böyle ısladım. Böyle suda kalacak. Birkaç defa suyunu değiştireceğim. Şimdi biraz ısılı kalsın. Çok fazla toprağa çıkmadı anneminkinden ama böyle çöp falan çıkıyor. Onları da böyle tek tek şey yapıyorum. Yıkadıkça suyunu değiştiriyorum. 4-5 kez yıkıyorum. Şöyle. Şöyle küçük leğenlerime de ısladım. Şu leğeni de annemden getirdim. Birazdan bunlar yaklaşık bir saat kadar kalsın. Daha sonra tekrar sularını değiştireceğim. Yarım saat sonra belki tekrar suyunu değiştiririm. Yine böyle tek tek bakıp çöplerini ayıklıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Eğer çevrenizde varsa alabilecek biri ya da satan falan olursa alıp yiyin, bence tavsiye ederim. Haşlayacağız, daha sonra aşamalarını göstereceğim ben size. Haşlayıp isterseniz küp küp doğrayın, küçük küçük. İsterseniz haşladıktan sonra direkt bir pişirin poşete koyup kaldırabilirsiniz buzluğa. Bu şekilde yapıyoruz biz. Size de göstereceğim. Mis gibi kokuyor. Haşlanmış halini göstereyim size. Bir tık kaynadı, hemen aldım. Kaynadıktan sonra zaten kokusundan anlıyorsunuz. Mantar kokusu gelmeye başladıktan sonra hemen alıyorsunuz. Belli zaten nasıl şey oldu. Üzerine böyle soğuk su gezdireceğim.
suyu girdim üzerine. Şimdi soğumaya bırakacağım. Süzülecek bu. Hem soğuyacak hem de süzülecek. Bundan sonrası isterseniz bu şekilde böyle bir yemeklik koyabilirsiniz. İsterseniz de böyle küp küp küçük küçük doğrayıp alabilirsiniz buzluğa. Şimdi ben yıkama işlemine devam edeceğim. Şöyle göstereyim size. Kendi suyunu da koyverdi. Bayağı su oldu. Normalde ben sadece şuraya kadar ilk başta su koydum. Kendi suyuyla birlikte çoğaldı. Bu şekilde kaynıyor. Böyle biraz kaynadıktan sonra alacağım. Şurada suyu süzüldü bunun. Bunu ben kaldıracağım. Suyu süzülenleri de başka bir leğene koyacağım. Buraya da süzmek için alacağımı koyacağım. Hatta şunu yıkadım. Şunu koyabilirim. Daha sonra da şimdi bunu biraz az daha çim altına. Zaten soğanla birlikte kavurduğunuzda da pişeceği için çok fazla da haşlamaya gerek yok. İnce tel tel olduğu için hemen zaten kendini koyuveriyor. Bakın böyle. Rengi de değişiyor. Kokusundan da anlaşılıyor zaten. Bir de arkadaşlar size şöyle bir küçük bir tüyo vereyim. Şimdi ben suyu normalde buraya kadar koydum. Ama üzerine mantarı ekledikçe suyu çoğaldı. Suyu çoğaldığı zaman içine de tekrar mantar koyduğumda çok az bir mantar alıyor. O yüzden suyunu alın üzerinden. Şimdi mesela şu an mantar dolu. Ben biraz önce suyunu süzdüm. Bayağı bir su aldım içinden şöyle küçük leğenle. Şimdi bu tekrar kaynayacak. Bunu da alacağım. Burada diğer çıkardıklarım süzülüyorlar. Şunu yeni çıkardım. Bunu da diğerine koydum. İyice süzülsün diye. Artık bunu sabah bile yapabilirsiniz. Artık saat 12 oldu. Çocuklar uyudu. Ben ertesi güne kalmasın diye, kurtlanır diye bu, hemen yapmak istedim. Akşam getirmişlerdi. Biraz annemkine yardım ettim. Geldim daha sonra çocuklara uyutayım diye. O yüzden hemen hazırlamak istedim. Ertesi güne kalmaması için. Bunu artık dolaba da koyabilirim. Hava serinledi. Balkona da koyabilirim. Yarın poşetleyeceğim. İsterseniz böyle küçük küçük kıyıp bir pişirimlik dolaba kaldırın. İsterseniz bu şekilde böyle bir pişirimlik buzdolabı poşetlerine koyup kaldırın. Daha sonra bunu soğanı kavuruyorsunuz arkadaşlar sıvı yağda. Üzerine de mantarı küp küp doğrayıp koyuyorsunuz. Ya da doğranmış olursa hazırca üzerine koyup kavuruyorsunuz yağda. Üzerine işte tuz ekleyin. Tereyağı varsa biraz tereyağı olabilir. Çok lezzetli, inanılmaz lezzetli bir tadı var. Yani etten daha lezzetli diyebilirim. Ben çok seviyorum. Küçükken çok alırdı annem yani eskiden. Şimdi uzun süredir yoktu. Bu sene de fazlaymış mantar. Allah razı olsun, bir akrabamız gidince onu aldırttırdık.
Bu şekilde arkadaşlar yapımını da anlattım size. Ben şimdi devam edeceğim. Videoyu kapatıyorum. Eğer uyumazsa, geç olmazsa yani son halinde size gösteririm. Telefonun da şarjı bitiyor, o yüzden kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Mantarın son halini göstereyim. Böyle minik minik doğradım. Diğer türlü koymaktan vazgeçtim. Soğudu, sabaha kadar dolaba koydum, beklettim. Dün geç olmuştu çünkü. Şöyle minik minik doğradım bugün. Böyle poşetlere koydum birer pişirimlik. Şöyle göstereyim. Birer pişirimlik poşetlere koydum böyle. Soğanla güzel kavuracağım, hazır. Kahvaltıda, akşam yemeğinde kahvaltı gibi hazırladığınızda falan nasıl isterseniz yiyebilirsiniz. Şimdi ben pipetle havalarını alıp buzluğa kaldıracağım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.